Fatih sondaj gemisinin yaptığı çalışmalar sonucu Karadeniz'de keşfedilen 405 milyar metreküplük doğal gaz rezervinin ardından bir güzel haber de Siirt'ten geldi. Eruh ilçesi sınırları içerisinde yer alan ve Türkiye'nin en kaliteli petrolünün çıkarıldığı Bayıryüzü köyünde şu ana kadar 12 kuyudan petrol çıkarıldı. Karadeniz'de 405 milyar metreküplük doğal gaz rezervi keşfeden Türkiye'nin Siirt'in Eruh ilçesi sınırları içerisinde yer alan ve Türkiye'nin en kaliteli petrolünün çıkarıldığı Bayıryüzü köyünde şu ana kadar 12 kuyudan petrol çıkarıldı. Türkiye'nin en kaliteli petrolünün Eruh ilçesinde üretilmesinin bölgenin sosyoekonomik yapısına önemli bir katma değer sağladığını belirten Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacı Bektaşoğlu, kuyulardan çıkan petrolün Türkiye ekonomisine katkı sağladığını dile getirdi. Vali Hacı Bektaşoğlu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı. İlçemizde petrol arama sahasında petrol rezerv miktarı ve saha geliştirme çalışmaları devam ediyor. Yaklaşık 2500 metre derinlikten çıkarılan ham petrol son derece kaliteli. Çıkan petrol tankerlerle Batman TPAO'ya taşınıp işleniyor. Petrol arama kuyularında 80 personel çalışmaktadır. Çıkarılan petrolün ekonomiye katkısı her geçen gün büyüyor. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı TPAO Karadeniz'de Sakarya adı verilen sahada yaz aylarına damga vuran bir keşif gerçekleştirdi. Tuna 1 kuyusunda 405 milyar metreküp gaz bulunduğunu açıkladı. Fatih sondaj gemisi hemen ardından Sakarya sahasında yer alan Türkali 1 kuyusuna doğru yola çıktı. Türkali 1'de 5 Kasım'da sondaj başladı. Sondajın 75 gün süreceği açıklandı. Enerji Yönetimi'nin Fatih gemisinin yürüttüğü sondajla ilgili yapacağı açıklama merak ve heyecanla bekleniyor. Olası bir gaz keşfi küresel ölçekte hem doğal gaz ticaretini hem de bölgede enerji dengelerini değiştirecek güçlü bir potansiyel taşıyor. Karadeniz'de sondaj devam edecek mi? Sektör kaynakları Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın Karadeniz'de bu yıl 7 kuyu açmayı hedeflediğini kaydetti. Kaynaklar bu amaçla Türkiye'nin sahip olduğu sondaj gemileri Fatih ve Yavuz'un Karadeniz'de yoğun bir mesai yapmasının beklendiğini vurguladı. Bölgede geniş bir alanda 3 boyutlu sismik çalışması da yoğun biçimde yapılacak. Zonguldak Valiliği tarafından polis evinde 2020 yılı değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Vali Tutulmaz, kentin öne çıkan projeleri ve çalışmaları hakkında bilgi verdi. Filyos Limanı'nın %99'unun tamamlandığını ifade eden Vali Tutulmaz, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın yaklaşık 7 aydır limanda çalışmalar yaptığını söyledi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in doğalgazın Filyos'tan karaya çıkartılacağı yönündeki açıklamalarını hatırlatan Vali Tutulmaz şöyle konuştu. Bu bölge içerisinde doğalgazın borularının hazırlanması, döşenmesi yine sondaj çalışmalarında 2000'in üzerinde kişi çalışmaya başlayacak. 2000'in üzerinde orada bir istihdam olacak. 2000 kişinin harcamasının bir kısmını Zonguldak'ta bırakıyor olması önemlidir. Ama uzun vadede o gazın buraya çıkmasının ilimiz açısından önemi vardır. Dağıtma ana hatta buradan gidiyor olması ilimizin yeniden ülkemizin önemli illeri arasına sokuyor. Bu da geleceğe yönelik umutla bakmamız anlamına geliyor. Burada doğrudan ilk etapta sadece endüstri bölgesinde 12 bin kişinin çalışacağı beklentisi var. Buna serayla ve OSB'lerle orada 20 bin kişi üzerinde bir çalışan olacak. Çalışanlarla, aileleriyle orada büyük bir hareketlilik olacak. İlimiz adına sevindirici bir durum. Bu anlamda istihdam anlamında ihtiyaç iş gücüne yönelik çalışmalarımız olacak. Cam ve çelikle ilgili o bölgede çalışmalar olacak. Ne tür iş gücü gerekiyorsa ona göre eğitimler verme kanaatindeyiz, dedi. Türk doğalgaz sektörü açısından kritik bir eşik olarak nitelendirilen 2021'de Türkiye'nin uzun vadeli doğalgaz kontratlarının önemli bir bölümünün süresi sona erecek. Bu kontratların yeniden müzakere edilmesi sürecinde kontrat yapısında esneklik ve fiyatlarda indirim yapılması Türkiye'nin taleplerinin başında geliyor. Bu yıl sonu itibariyle Türkiye'nin 58 milyar metreküp seviyesinde bulunan uzun dönemli ve petrol fiyatına endeksli doğalgaz kontratlarının 15.9 milyar metreküplük kısmı 2021'de sona eriyor. Bu durumun gelecek yılın sektör ve doğalgaz maliyetleri açısından belirleyici olması bekleniyor. Boru hatlarıyla petrol taşıma AŞ'nin BOTAŞ'ın Azerbaycan'la olan 6.6 milyar metreküplük gaz kontratının süresi Nisan 2021'de dolacak. BOTAŞ'ın Rus şirket Gazprom'la 4 milyar metreküplük ve Nijerya'yla 1.3 milyar metreküplük sıvılaştırılmış doğalgaz LNG sözleşmesinin süresi de 2021'in sonunda bitecek.
BOTAŞ'ın 2007'de özel sektöre devrettiği 4 milyar metreküplük sözleşmelerin süresi de aynı şekilde gelecek yıl sonunda tamamlanıyor. Diğer yandan bu yıl Eylül'de sona eren 2.1 milyar metreküplük LNG Katar Sözleşmesi'nin akıbetinin de yeni yılda netleşmesi bekleniyor. Böylece Rusya, Katar ve Nijerya ile süresi biten toplamda 11.4 milyar metreküplük yenilenmesi muhtemel gaz sözleşmesi mevcut. Bu rakam Türkiye'nin toplam gaz kontratlarının %20'sini oluşturuyor. Türkiye'nin Rusya ile doğal gaz kontrat müzakereleri devam ederken, BOTAŞ ve özel sektör şirketlerinin bu müzakerelerdeki taleplerinin başında uluslararası ticaret merkezlerindeki fiyatlara endeksli formüllere dayalı esnek bir kontrat yapısı oluşturulması ve fiyatlarda indirim yapılması geliyor. Danışmanlık şirketi A Plus Enerji'nin ortaklarından Volkan Yiğit, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, enerji sektörü paydaşları ve devlet kurumlarının uzun vadeli doğal gaz sözleşmeleri için 2021'in kritik bir eşik olduğunu söyledi. Türkiye'nin son yıllarda LNG altyapısında yaptığı yatırımların kaynak çeşitliliği ve esneklik açısından önemli adımlar olduğunu belirten Yiğit, diğer yandan depolama tesislerinin hacminin her geçen yıl artırılması da sistemin esnekliğini artıracak ve düşük fiyat dönemlerindeki avantajlardan yararlanmamızı sağlayacaktır. Bu alanda yürütülen stratejinin meyvelerinden ilkini, bu yıl LNG fiyatlarının tarihin en düşük seviyesine gerilediği ikinci çeyrekte aldık ve tedarikimizin büyük bir miktarını LNG ile yaparak gaz maliyetimizi düşürdük. Sözleşme pazarlıklarında elimizi güçlendirecek kazanımlar elde ettik diye konuştu. Türkiye'nin LNG kapasitesi dikkate alındığında teknik olarak 2021'de bitecek sözleşmelerin tamamının yenilenmesine ihtiyaç olmayabileceğini söyleyen Yiğit, düz bir hesapla uzun vadeli sözleşmelerimizin 40 milyar metreküp seviyesine düştüğünü düşünsek dahi eksik kalan kısmı spot LNG ithalatıyla rahatlıkla yönetebilecek bir sistemimiz bulunuyor. Öyle ki 2020'nin 9 ayında yaklaşık 12 milyar metreküp LNG ithal ederek bu alanda yeni bir rekor kırdık ve bu sistemimizin esnekliği açısından yukarıda bahsettiğimiz stratejik yatırımların ne kadar değerli olduğunu gösteriyor, dedi. Yiğit, Türkiye'nin toplam doğalgaz ithalatında LNG'nin payının giderek arttığına dikkat çekerek şunları kaydetti. Covid-19 salgınının en yoğun dönemlerinde tarihin en düşük seviyesine gerileyen LNG fiyatları, ekonomik toparlanma beklentisi, aşı konusundaki gelişmeler, kış mevsiminde ısıtma amaçlı doğalgaz kullanımının artması ve piyasalar arasındaki arbitraj imkanları nedeniyle kargo bulma konusunda yaşanan sıkıntılar nedeniyle son aylarda tekrar artış trendine girdi. Piyasalardaki bu oynaklık aslında Türkiye'nin gaz stratejisinde LNG'nin yerini çok daha iyi göstermesine fırsat sağladı. Bizim uzun dönemli sözleşmelerin yenilenmesi noktasındaki en büyük beklentimiz bize esnekliği verecek sözleşmelerin imzalanabilmesi. Diğer bir deyişle al ya da öde gibi yükümlülüklerin kaldırılması veya hafifletilmesi. Anadolu Doğalgaz Danışmanlık Şirketi'nin ortağı ve şirket müdürü Gökhan Yardım, Türkiye'nin LNG altyapısının enerji arz güvenliği açısından büyük önem kazandığını vurgulayarak, Türkiye'nin ucuz LNG fırsatlarından yararlandığını kaydetti.